teşekkür ediyoruz. Törenimizi başlatacağız. Manzara noktasında amatör spor gruplarımızın gerçekten büyük sıkıntıları var. Ve bu konuda da Sayın Fatih Mehmet Koca İzmir Başkanım amatör sporlarımıza gerek dönem dönem nakdi, gerek dönem dönem de bu tarz aynı yardımları geldiği günden bu yana her daim yapmıştır. Biz Adana Amatör Sporlar Federasyonu olarak her kapısını çaldığımızda bizleri hiç geri çevirmediler. Ondan dolayı ben de biraz önce arkadaşımı da anlaşattı ama ben başkanım bir daha amatör spor kulüplerim adına anlaşmak istiyorum. Kendisine saygılarımı şerifler veriyorum gerçekten. Sayın Başkanım, her amatöre, her amatör kulübe yapılan en ufak yardım bizim açımızdan dünyanın en güzel yardımıdır. Ben de kulüp başkan gibi size amatöre ve amatör sporculara kulüplerine vermiş olduğunuz destekten dolayı hem şahsım hem de teşkilat adına çok teşekkür ediyorum. Bunlar küçük olarak görünüp aslında çok büyük şeyleri ortaya koyan yardımlardır. Yüreğir Belediyesi olarak her yıl artık geleneksel hale getirdiğimiz amatör spor kulüplerine malzeme desteği toplantımıza, şölenimize hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Göreve geldiğimizden bu yana sporu yüreğinin ana gündemlerinden birisi yapmaya söz vermiştik. Bugün çok şükür bunu önemli ölçüde başarmış olmanın onurlu ve gururlu yaşıyoruz. Çünkü yüreğinde yüz binlerce gencimiz, dezavantajlı mahallelerimizde özellikle yüz binlerce gencimiz bir çıkış, onlara bir ufuk, bir hedef, bir gelecek ortaya koyma noktasında rehberlik yapıyoruz. Yüreğinde gençler kötü alışkanlıklar edinmesinler, kötü işlerden uzak dursunlar, kendilerini bu memleketin, bu şehrin geleceğinde söz sahibi olarak görsünler, özgüvenleri yüksek olsun diye onlara spor yapabilecekleri ortamlar ve imkanlar sağlamak istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yüreğir olarak büyük bir gururla söylemek isterim ki yaz spor kurularımızı 12 aylık yıl boyu spor şölenine dönüştürmüş durumdayız. Yüreğir de bugün yılın 12 ayı, Ocak ayından Aralık ayına kadar sportif faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anda 47 noktada, an itibariyle 47 noktada 47 spor tesisimizde yaklaşık 10 bin gencimiz, çocuğumuz, kardeşimiz 20 farklı branşta spor yapıyor. Sadece futbol değil, futbol dışındaki birçok branşta da gençlerimizin, kardeşlerimizin kendilerini geliştirmelerine zemin hazırlıyoruz. Gerçekten az önce il müdürümüz de vurguladı. Dün İzzet maça girdi. 73 dakikaydı, doğru 69 dakikaydı. Çok gurur verici bir olaydı. Yüreğinin bir evladı. Allah nasip ederse yüreğinde izzetler çoğalsın diye büyük bir mücadele yapıyoruz. Bu yaptığımız mücadele aslında samimiyetle söylüyorum bir onur ve haysiyet mücadelesi. Çünkü hepiniz takdir ederseniz hepimizin evlatları var, çocukları var, yeğenlerimiz var, akrabalarımız var. Bir tane çocuğumuzun kötü bir alışkanlık edinmesi, madde bağımlısı olması, terör örgütlerinin kucağına düşmesi hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir şey. Bir kişinin bile hayatını kurtardığımızda kendimizi gerçekten mutlu hissediyoruz. Kaldı ki bir kişi değil, binlerce, on binlerce yavrumuz bizim tesislerimizde kendisini geleceğe hazırlıyor. Yarın Allah nasip edecek, bunların hepsi Türkiye'nin en başarılı sporcuları olacaklar. Şuna emin olun, eskilerin bir lafı var, pilava dökülenle araya gitmez derler. Bu yaptığımız çaba, bu gösterdiğimiz gayret, zamana yayılan bir hizmet ve gayret. Öyle bir an gelecek ki bu yapılan gayret ve hizmetler neticesinde gençlerimizin Türkiye'nin en başarılı sporcusu olduklarını hep beraber göreceğiz. 16 amatör spor kulübümüze artı 14 tane salon sporları yapan kulübümüze toplam 30 kulübümüze bugün nakdi ve aynı yardım yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz kutuların her bir tanesi 55 bin lira değerli. Ve hepsi de birinci sınıf malzeme. Çünkü kulüplerimizin onayı ve istişaresiyle alınan malzemeler. Ve krampondan formaya kadar birçok ihtiyaç malzemesi bugün dağıtılacak, hep beraber dağıtacağız. Yine salon sporları yapan kulüplerimize de 7500 TL nakli yardım yapıyoruz 14 kulübümüze.
Yani bugün dağıtımını yaptığımız malzemelerin ve nakli yardımın meblağı 1 milyon lira üzerinde. Helal olsun, feda olsun. Yeter ki kulüplerimiz, yeter ki gençlerimiz spor yapsınlar. Yeter ki bu ülkenin geleceğiyle ilgili azimli, hırslı birer ferdi olsunlar bu şehrin. Alan olmaktan, yüreğim olmaktan gurur ve onur duysunlar diye yapıyoruz. Pandemi döneminde de, en zor dönemlerde de yüreğim belediyesi sporculuğun ve sporun yanında olmaya devam etti. Ben de spor içinden gelmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Spor, bu toplumda barışı, huzuru ve özgüveni inşa etmek için en önemli araçlarından bir tanesi. Beyefendi, yanlışlarımızı da hastaneye davet ediyorum. Bravo Müslüm. İndir makine sağ. Çok teşekkür ediyoruz. Kulüplere şimdi... Tamam burada yapacağız, burada. Bana bak çocuklar.